Alacağın olsun baba. Baba dedik, hürmet ettik. Sen de sattın beni. Lanet olsun Neşet. Hadi hadi. Çok geç kaldın Sakaryalı. Hoşça kal ekip bir. Bir dünya silahsız için heba ettim. Ama değecek buna. Alo, Nevzat Bey. İşlem tamam. Ekip bir belasından kurtuluyoruz. Ben teşekkür ederim. Ben alayım onu. Hakim lanet olsun! Anlaşabiliriz diyorum. Boşuna zaman kaybetmeyelim. Siz beni öldüremezsiniz. Böyle bir yetkiniz yok. Ya ne yapacağız? Bırakalım da ortalığı fitne fesata bo. Öyle mi? Yok be canım. Şöyle güzel bir hapishaneden sıcak bir köşe yeter bana. Neşet! Karasoylu! Bugüne dek bu gemiyle silah kaçakçılığı yapmaktan 35 bombalı eylem organize etmekten yüzlerce masum halkın canına kıymaktan onlarca polis ve askeri şehit etmekten organize suç örgütü yönetmekten Cansu'yu şehit etmekten Ayşegül'ün karnındaki bebeği öldürmekten Akif ve İlker'in annesini öldürmekten Aslan Çınar'ı şehit etmekten. Karım Zeynep'i öldürmekten. Ve vatana ihanetten suçlu bulundun. Ya ne diyorsun sen be? Mahkeme heyeti misiniz siz? Ölüm var. Ahiret var. Yaptıklarının cezasını bu dünyada da çekmek var. Sen ciddiysin.
Bakın. Tamam. Tamam, konuşarak anlaşabiliriz. Ha? Ne dersiniz? Ha? Affedin beni. Hata yaptım. Ama çok pişmanım. Merhamet edin bana, ne olur. Firavun da senin gibi denize düşünce merhamet dilemişti Neşet. Merhamet yok. Sen ben alayım. Yoruldun sen. Hadi sen geç şöyle. Annem bizi korumak için kendini feda etti kızım. Keşke o ölmeseydi de. Cenab-ı Allah benim canımı alsaydı. Bırak beni. Dokunma bana. Onu korumadın. Senin yüzünden öldü anne. İknur. Yapma kızım.
Yarama sen de tuz basma. Çekip gitmesine izin vermeseydin, belki de şu anda hayatta olacaktı benim annem. Ben yapacağım Ayşegül abla. Kızım, lütfen ilk dur. Hadi. Bırak beni. İlk dur. Ben onunla ilgilenirim Yusuf. Affetmeli Firuzan. Beni affetmeli. Kızım beni böyle suçlarsa ben yaşayamam. Zamanla her şeyi anlayacaktır. Ben onunla konuşurum. İnşallah hakkını helal etmişsindir Zeynep. Benim de varsa bir hakkım. Helal olsun. Hadi. Yusuf abi. Hadi. Hadi Yusuf. Gidelim. Yusuf abi hadi. Hadi kalk gidelim abi. Yusuf hanginiz? Benim. Ekip 1'in sorumlu amiri olarak bunları sana teslim ediyorum. Nedir bunlar? Siz kimsiniz? Bunlar ne mi? Bunlar yeni görev yerlerinizi bildiren resmi yazı. Benim kim olduğuma gelince... Ne saygısızlık be! İlker. Kimsi kardeşim sen? Daha burada cenazeden yeni çıkıyoruz. Gelip elimize şunu tutuşturuyorsun. Hemen celallendiğine göre sen de İlker olmalısın. Evet, benim. Sana şimdi yetten dalarsan benim var ya, benim kim olduğumu anlamana bile fırsat kalmaz. Kardeşler bir dakika. Bir sakin ol lan, dur. Bu ne demek oluyor? Ekip 1'in lağvedilmesi ve ekip üyelerinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün aşağıda yer alan birimlerinde görevlendirmelerine karar verilmiştir. Nasıl yani? Yusuf, bir bakayım şuna. Bakayım birader. Sayın Müsteşarım, bundan haberi var mı? Masa başı hiç mi vermişler bize? Elbette var. Hemen kendisiyle görüşmek istiyorum. Hemen. Görüyorsun işte. Nasıl yani? Yakup Bey nerede?
Görevinden istifa etti. Yerine ben geldim. Yaptıklarınızı görünce de ilk işim hemen bu rezalete bir son vermek oldu. Öyle mi? Sayın Müsteşarım, Mudasu'ya göre iki arkadaşımıza masa başı istihbaratı vermişsiniz. Dört kişiyi de sokak devriyesine koymuşsunuz. Dalga mı geçiyorsunuz, affedersiniz? Yok. Hatta samimiyetimi göstermek için yanınıza kadar gelip bu önemli değişikliği bizzat kendim haber vermek istedim. Ekip biri nasıl dağıtırsınız? Ayrıca biz özel harekatçıyız. Bizi asayişe nasıl çekersiniz? Nasıl mı çekerim? Bal gibi. Sakaryalı beni tut! Şşş Balta! Yoksa müsteşar falan dinlemeyeceğim! Dur! Yekten dalacağım! Allah Allah! Kibirli insana ayar olurum ben arkadaşım. Ya güzel kardeşim, bir tek sen mi sinirlisin? Bir dur ya! Söyler misiniz? Bu kararın gerekçesi nedir? Neden böyle bir şey yapıyorsunuz? Karargahı koruyamadınız. Deşifre oldunuz. Baskın yediniz. Üstelik size verilen yetkiyi de kötüye kullanarak Neşet'i adalete teslim etmek yerine resmen infaz ettiniz. Neşet denilen adam yüzlerce masum insanın katiliydi. Tam bir çıban başıydı. Operasyonun gereğini yaptık. Onu ortadan kaldırdığımız için bize teşekkür edeceğinize kalkmış bizi cezalandırmaya çalışıyorsunuz. Biz yıllardır bu vatana hizmet için canımızı ortaya koyuyoruz. Sonunda alacağımız karşılık bu mu olacaktı yani? İnanamıyorum ya. Yarından tezi yok, yeni görevleriniz için her polis memuru gibi gidip imzanızı atıp mesainize başlayacaksınız. Ya kabul etmezsek sayın müsteşarım? Ya bu kararınıza boyun eğmezsek? Nasıl olacak o zaman? O zaman memuriyetinizi de yakarım. Beylik silahlarınızı getirir teslim eder, sonra kendinize yeni iş bakarsınız. Eyvallah, eyvallah. Hepinize başarılar diliyorum. Hakkımızda hükmü vermişler kardeşler. Bize bundan böyle kaderimize razı olmak düşer. Allah var, gam yok. Ekip 1'in işi tamam. Artık böyle bir problem kalmadı. Bundan böyle basit birer polis memuru olarak işlerine devam edecekler. Yetkileri, silahları ve karargahları resmi olarak ellerinden alındı. Şu benim CD'yi artık iade etseniz diyorum. Tebrik ederim. O kendini bilmezlere birilerinin haddini bildirmesi gerekiyordu. Yalnız CD değil, yaptıklarının karşılığını fazlasıyla alacaksın. İyi. Anlaştık o zaman. Saygılarımı sunarım Nevzat Bey. Görmek istemişsiniz de. Alacağım. Onların analarından emdikleri sütü burunlarından getireceğim. Götürün.
Çok hızlı hareket etmeliyiz. Acımasız olacaksın. Para kaynaklarımızı hızla köpürtmelisin. Yoksa seni yakarım. Derhal şu sahte ilaç işini büyüt. Senden güzel haberler bekliyorum. Tabii, derhal efendim. Hemen şu sahte ilaçları piyasaya sürelim de umudu tükenen kanserli hastalara, yaşlılara, çocuklara birer umut olalım. İyi günler İrem Hanım. Nasılsınız? İyiyim. Sizi de artık şirketimizde görmek bizim için büyük bir onur. Saygılar. İyi günler. Ulan 40 yıl düşünsem sonumuzun böyle olacağı aklıma gelmezdi ha. Sahada çatışırken şehit olsaydık daha iyiydi. Hep şehadet hayal etmiştim. Bu manzara kahrediyor beni ağalar. Olduğu olacak, bizi de trafik şubeye verselerdi. Onu da yapsalardı tam olurdu valla. İlker, şu görevlendirmelerin detayını söylesene bir daha. Ne okuyacağım Ayşegül Allah'ını severse? Trafik, asayiş hepsi var işte. Arkadaşlar, resmen kızağa çekildik. Tuzak az kalır Ayşegül. Resmen bitirdiler bizi. Yüce Yaradan bitti demeden hiçbir şey bitmezse bu. Bol bol fetih suresi okuyalım kardeşler. Ve dua edin. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Buyurun. Üniformalarınız, silahlarınız, cephaneleriniz, bilgisayarlarınız ve üstünüze zimmetli her şeyiniz burada yazılı. Siz de bir kontrol edin. Tek tek imzalayın. Kardeş, bari şunları hatıra diye verseydiniz ya. Kusura bakmayın. Sayın Müsteşar, yerdeki toz parçasının bile zimmetinizden düşülmesini emretti. Ya Devrem, dediğin laf mı senin ya? He? Ya yuh be güzel kardeşim ya. Ya Allah'tan insaf abi. Siz emniyet içinde efsane bir ekipsiniz. Bu olanlara kimsenin gönlü el vermiyor. Ama ne yapacaksın? Aldığımız emir böyle. Hakkınızı helal edin. Helal olsun kardeşim. Sen aldığın emrin gereğini yerine getiriyorsun. Gerekirse canımızı da alabilirsiniz. Zimmetten düşersiniz. Vatanımıza, milletimize feda olsun. Helal paşam. Nokta. İşte bu kadar.
Allah gümüş kapıyı kaparsa, altın kapıyı açar. Umut Allah'tan, sabır Allah'tan. Onu da mı? Atıl kurtu da mı alıyorsunuz arkadaş? O da üstünüze zimmetli, yapacak bir şey yok. Hoşça kal arkadaşım. Sana söz, bir gün yine kavuşacağız. Hadi koçum, şimdi git. Şşş, aramızda ha. Duvardaki yazımızı da alıyorlar. Hop! Bu kadar uzun boylu değil ha. Yardımcı olalım paşa. Bırak abi onu. Bırak abi sen bana. Gerek yok. Abi, ne yapıyorsunuz? Bu yazı bizde kalıyor kardeşim. Yapamam abi. Hepsini almam gerekiyor. Bu yazı bizde kalıyor kardeş. Ama Yusuf abi, zimmet dosyasında bunun imzası için yani... Abi... Bu yazı bizde kalıyor kardeş. Öyle değil mi kardeşler? Aynen öyle aynen abi. Öyle. Aynen öyle abicim. Dirlik için yaşar, bir olan için ölürüz. Eşyamızı, silahımızı, üniformalarımızı alın. Ama bu yazıya dokunmayın. Bu ifade bizim ruhumuzdur, vermeyiz. Onu bizden alamazsınız kardeş. Peki abi, siz bilirsiniz. Diyorlar be. Ayar olurum ben arkadaş. Olmuyor işte ya. Olmuyor, olmuyor. Anamdan babamdan gördüm de mi öğrenmedim ben bunu? Tasma gibi mübarek. Tövbe tövbe. Sen böyle sinirlendikçe hiç bağlayamayacaksın. Yavaşçana, sakincene, sabırla yap Recep'im. Şöyle önce derin bir nefes al bakalım. Oh, güzel. Şimdi başla. Hiç düşünmeden tek seferde hallet Recep'im. Hadi. Hay ben senin kravat gibi. Biz Allah'ın ipini biliriz Fatma. Bir ona bağlanırız. Ayar oluyorum ben böyle işlere ya. Sinirlenme Recep'im. Sen kravatını al git. Sakaryalı bağlar senin için de. Doğru dedin. Ha? O bilir böyle afilli işleri. Hem bak sana iyi bir haberim var Recep'im. Neymiş? Hayırlısıyla şu tüp bebek işini düşünüyoruz ya. Ha. Para da biriktirmeye başladık ya. Evet. Ha. Allah'a şükür bizim de artık tüp bebek için yeterli paramız var. Deme ya. Ne ara biriktirdik kız o kadar parayı? Tamam mı yani şimdi? İnşallah Recep'im inşallah. Hoş, ben bu tüp bebek müp bebek işlerine de ayar oluyorum ya. Hadi neyse.
Aman Recep'im, aman. Herkes gibi hastaneye gidip işlemi yapacağız işte. Kadın, ayar oluyorum işte. Sana da asayişte hayırlı işler. Bu arada bu bıyıkları nerede keseceksin bakalım? Ne? Bıyık da mı gidecek? Ha? Ayar etme beni kadın. Tamam tamam. E giderken şu çöpleri de atıver Recep'im. Çöpe de ayar oluyorum ben kadın. Ha Recep. Şapkanı unutmuşsun. Allah'ım çok gergin bu adam. Sen onu muhafaza eyle. Açsana şunu. Elim kolum dolu görmüyor musun? Bu ne ya? Bunlar ne oğlum? Sen ne yapıyorsun ya? Simit getirdim. Kim yiyecek oğlum bu kadar simidi? Vallahi ben 5-6 tanesini götürürüm. Sana da 2-3 tane aldım yetmez mi? Oğlum sen kahvaltı yapıp gelmedin mi? Ettim de geldim. Birader, bu ne şimdi o zaman? Ara öğünü oğlum. Zayıflamak için mutlaka ara öğün ye diyorlar. Tövbe estağfurullah, tövbe. Tövbe estağfurullah, tövbe. Ne yapayım aga? Burada böyle otur otur. Aksiyon yok, operasyon yok. Ben de verdim kendimi yemeğe. Ya Fıs. Suzan'ı arıyorum, açmıyor telefonu abi. Ona kafam takıldı biraz. Sen gel bakayım şundan bir ye. Heh. Çok güzel bak. Odun ateşinde pekmez de pişirmiş. Ya oğlum. Gel oğlum. Çok güzel. Ye şunu. Ya beni de yoldan çıkartıyorsun balta ya. Ya benim derdim de senin derdin de birader. Oğlum Suzan'a ulaşmam lazım diyorum. Kızcağızı operasyona geliyorum diye köyde bıraktım. Yapayalnız ya. Kaldı orada. Oğlum, Suzan yenge ajan değil mi? Öyleydi. Artık değil. Kendi başının çaresine bakmayı bilir yani. Endişelenme oğlum. Sabah müdürden izin istedim kardeşim. Vermedi. Neden müdürüm diyorum. İlk günden ne izniymiş bu diyor. Sen gel bakayım, ısır şundan. Ya dur bir dakika. Ya balta ya. Gözünü seveyim ya. Allah Allah. Allah aşkına birader. Allah'ın adını verdim ya. Sen bilirsin. Sen nasıl resmi polisin oğlum? Bu bıyıklar kesilecek. Kimse kesemez benim bıyığımı. Sen niye kesmiyorsun? Ben sivilim oğlum. İşe ayar oluyorum arkadaşım. Zaten bu arabada çok dar. Ah be Suzan, ah be Suzan. Neredesin be güzelim? Neredesin be güzelim? Hmm.
Oh, ay. Uf. Henry. Lanet herif.